Facir ve günahkârların ruhları. Facir ve günahkârlara gelince, onların ruhları zorla çekilip alınır. Ölüm meleği, ona yöneldiği vakit, Ebu Cehil karpuzu denilen acı yaban otunu yemiş gibi olur. Melek der ki, ey pis nefis, haydi pis cesetten çık. O sırada, onun öyle bir bağırtısı olur ki, eşeğin anırmasından daha şiddetlidir. Azrail aleyhisselam, onu zebanilere teslim eder. Onlar çirkin yüzlü, siyah elbiseli ve son derece pis kokuludurlar. Ellerinde, kıldan keçeler vardır. Ruhu ona sararlar. Hiçbir insanın gücü, ondan kurtulmaya kâfi gelemez. Kâfirlerin cesetleri ağırlaşır. Çünkü onların ahiretteki cisimleri, suçlarıyla orantılı olarak büyük olacaktır. Buhari'nin sahihinde bildirdiğine göre, cehennemde kâfirin azı dişi, Uhud dağı gibi olacaktır. Deniliyor ki, gök kapıları onlara açılmaz ve kâfirler cennete giremezler. Resulullah Efendimizin şu mübarek sözleri bu hususa işaret buyurmuştur. Ta ki deve, inenin deliğine girinceye kadar. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır. Kim Allah'a ortak koşarsa sanki o, gökten düşüp parçalanmış da kendisine kuşlar kapmış, yahut rüzgar onu uzak bir yere sürüklemiş gibidir. Hac Suresi 22-31. Müşriklere gelince, onlar hiçbir şey görüp müşahede edemezler. Çünkü onlar, Allah'a koştukları şirk sebebiyle, tepe taklak cehennemi boylamışlardır. Münafıklara gelince, onlar da kendilerine kızılmış ve kovulmuş bir vaziyette çukurlarına geri döndürülürler. Kusurlu, müminlerin ruhları. Müminlerden kusurlu olanlara gelince, onlar çeşit çeşittir. Onlardan, bazılarının namazları kendilerine geri çevrilir. Çünkü kul, kuşun gagalaması gibi namazında çabuk olunca ondan hırsızlık yapmıştır. İnsanların elbiseye büründükleri gibi o kulunda noksan olan namazları dürülür ve kulun suratına çarpılır ve sonra da yükseklere kaldırılır. Namaz bir yandan da o kula şöyle der. Sen beni zayi ettiğin gibi, Rabbim de seni zayi etsin. Bazılarının zekatları kendilerine geri çevrilir. Çünkü o kul, falanca adam zekat veriyor desinler diye zekat verirdi. Böylece zekatını kusurlu hale getirmiş oluyordu. Bazılarının oruçları, kendilerine geri çevrilir. Çünkü o kul, aç kalarak kendisini yemekten alıkoyardı. Fakat yalan ve çirkin sözlerden kendisini alıkoymazdı. Böylece, hüsrana uğramış olur. Bazılarının ise, hacları kendilerine geri çevrilir. Çünkü o kul, falanca adam hac etti desinler diye hacca giderdi. Ya da, manen kirli işler yaparak elde ettiği mal ile hacca giderdi. Bazılarının da anne ve babasına yaptığı iyilikler dahil. Bütün iyilikleri kendisine geri çevrilir. El-Melikül Vehhab olan Allahu Teala Hazretlerinin rızasına tahsis edilen salih amellerle diğer muamelelerdeki sırları ancak marifetullah'a ulaşmış olan gerçek alimler bilirler. İşte bütün yukarıdaki manada saydığımız haberler bize güvenilir kaynaklardan gelmiştir. Şeriat ehli olanlar kendi çocuklarını tanıyıp bildikleri gibi yazdıklarımın doğruluk derecesini de bilirler. Sağlıcakla kalın.